Nilgün selam nasılsın? selam <laughs> Dışarıda çekelim dedik yaz oldu diye. Bu kadar yaz olacağını bilmiyorduk değil mi? Çok sıcak. Aynen. Evde çekiyoruz serin serin klimanın altında. Nasıl gidiyor Tugay'cığım? İyi gidiyor. Sizin nasıl gidiyor? Bugün konuyu ben seçeceğim biliyorsun. Buyurun. Ya neden biliyor musun? Çok fazla soru geliyor bana. Sizden de hep duygusal konuları konuşuyoruz ama aslında benim hem mesleğim, asıl mesleğim hem de bana çok gelen bir soru var. Sosyal medyada nasıl fenomen oluruz diye sorular geliyor özellikle gençlerden. Yeni meslek oldu biliyorsun artık Tugay. Ee, YouTuber olmak istiyor. Çocuklara sor şimdi eskiden doktor, avukat olmak isterlerdi. Şimdi sorarsan Instagram fenomeni ya da YouTuber olmak istiyorlar. Fakat e, tabii ki birilerini taklit ederek ya da e, benzerlerini yaparak da bir şeyler yapmaya çalışıyor insanlar. Ben işin aslını şöyle söyleyeyim, ben kendim yaptığımdan demiyorum ama e, artık sosyal medyada bizler girdiğimizde belki oralar dutluktu. Yani Instagram falan dutluktu ama sosyal medyada fenomen olmayı bir kere istiyorlar mı? İyi düşünsünler. İkincisi, ben bu işe girerken fenomen olacağım diye girmedim. Şans eseri oldu, tesadüfi oldu. Fakat mesleğim dolayısıyla eski mesleğim, perakende de ben kurumsal iletişim yapıyordum. Sosyal medya danışmanlığı da senelerce verdim. Ee, bu Facebook, Twitter zamanlarından, YouTubelar sonra geldi, Instagramlar eklendi. Yabancı markaların hesaplarını yönetiyordum ve onlar Türkiye'de yani Türkiye'de yönetirken, yurt dışından çok ödül aldı projelerim. Bir marka olmak çok kolay değil. Var olan bir markayı parlatmak daha kolay. Kişisel fenomenliğe gelince şöyle söyleyebilirim. Buradan gençlere sesleniyorum ya da yaşlılar da olabilir. Hiç önemli değil. Hiçbir şey için geç değil biliyorsun. Ben şuna inanıyorum. Örneğin diyelim ki birisinin restoranı var. Restoranının güzel yemeklerini paylaşarak takipçi edinebileceğiniz diyor. Menüde 30 tane yemek varsa 30 tane yemeği çeşitli açılardan fotoğraflar çekerek birinin elinde, birinin e, tabağında, birinin masasında çekerek bir yere gelemez o kişi. Yapması gereken şey şudur ki bir markan varsa, bir ürünün varsa ya da kendin sen ürün kendini sunarak da bir yere gelemezsin. Çünkü gerçekten çok güzel insan var. Herkes manken gibi biliyorsun. Ee, i̇nsanları spor yapmaya başlamasının sebebi zaten sosyal medya artık. Bir ben başlayamadım doğruyu. İnsanların içeriği üretmesi gerekiyor. Ve bilgi vermesi gerekiyor. Ve o kadar çok bilgi var ki artık farklı bilgi vermesi gerekiyor. Gitgide zorlaşıyor fenomen olmak. Miza hesapları çok tutuyor. Bunu kenara atıyorum çünkü miza bir yetenektir miza hesapları çok fazla takip edilir. Çok fazla sevilir. Herkes eğlenmeye ihtiyacı var çünkü herkesin. Ama bir içeriğin varsa, örnek veriyorum, spor hocası. Birisi spor hocası. Böyle kaslı kaslı fotoğraflarını koyarak belirli bir yere kadar takipçi kazanabilir. Çünkü kendini göstermektedir. Bir kadın onu fiziği için takip edecekse birçok kadın da fiziği yüzünden sevgilisine düşün bak sen nişanlısın sevgilisine ve kocasına hesap veremediği için takip etmez. Doğru muyum? Yani niye bu adamı takip ediyorsun? Adam sürekli fazlalarıyla ayna karşısında falan. Eğer ki spor hocasıysan kendini göstermek yerine bu bütün meslekleri uyarlayabiliriz bunu. Kendini göstermek yerine o fiziğe nasıl geldiğini anlatman gerekiyor. Ve o fiziğe nasıl geldiğini anlatırken de spor salonunda çünkü bak o kadar çok kişi var ki Türkiye'de. Herkes zannediyor ki herkesin hayatı aynı. Spor salonuna gidemeyen, evde iki çocuğuyla, üç çocuğuyla uğraşan, bir yandan da çalışan dolu kadın var. Spor salonuna gidemiyor ya da adam. Böyle bir fiziği olsun istiyor. O kişinin yapması gereken şey içerik üretmek. Kendisinin fiziği içerik değildir asla evde yapılabilecek, iki tane su şişesiyle yapılabilecek bir sandalye ile yapılacak hareketleri paylaşmaya başladığında ve o hareketlerin neye iyi geldiğini anlatmaya başladığında takipçi gelebilir. Takipçi de organik gelmesini istiyorsa zaten başka birisi o kişiyi beğendiği için diğerine tavsiye ederek yürür bu işler. Yani böyle satın almalar, like satın almalar, yorum satın almalar kendini kandırmadır. Böyle büyüyemez bir hesap organik olarak büyümesi için tavsiye edilmesi gerekir. Tavsiye edilmesi için de adam ne yakışıklı, kadın ne güzelli belirli bir yere kadar gelirsin. Ben çok güzel bir kadın olayım. 20 bin takipçim olur içerik üretmesem. Çok güzel olayım. 30 bin olur. Harika giyineyim üstüne 50 bine çıkar. Ama içerik üretirsen kitlelerin artar. Yani o kişinin Özellikle bilgiyi saklamaması gerekir. Ben böyle oldum ama arkada neler çekiyorum. Havasından uzak durması gerekir. Çok fazla moda oldu bu arada. Ee, örneğin bir restoranın da restoranını açmıştım konuyu. O şefin yemeklerini koymak yerine o yemeği nasıl yapabileceğini evde evde basit malzemelerle yemekleri nasıl yapabileceğini anlattığı, yani bilgiyi paylaştığı hesap önemlidir. Ben ee, İlk sağlıklı yemekler yapıyordum. Benim arkadaşlarım şey dedi, kitap çıkaracaktım sağlıklı yemekler kitabı. Nilgün hata yapıyorsun. Sosyal medyada gidip tarifleri paylaşıyorsun. Yapma. Sakla, resmi koy ve sosyal medyada paylaşacağını bir gün kitap çıkarırsın o zaman kitap satar. Amacım kitap satmak değil zaten. İnsanlara faydalı olmak. Bir de beyinde de bunu düşüneceksin. Ben takipçi kazanmak için bunu yapıyorum demeyeceksin. Ben insanlara faydalı olmak için yapıyorum dersen o o enerjiyle de kapılar açılıyor zaten insana. Ben o yemeklerin tarifini ısrarla paylaştım. Benim bütün çevrem ya gizlesene bunlar gizli tarifler. Gidip başkası yapacak. Televizyonlarda gittiler, benim tariflerimi aldılar, başkaları yaptılar. Umrumda değil. Bilgi yayılıyor ve sen ilk yapansın. İlk yapan olmak da çok önemli. Tugay. Şimdi ben sağlıklı yemekler yapıyordum. Sonra bana dediler ki neden vazgeçtin? İşte maskelere geçtim. Sonra maske yapıyordum. Ee, sonra kitabım çıktı. Altına yazdıklarım yüzünden takip ediyordum ben ama. Sonra kitaba geçtim. Belki şimdi bur buradan şarkıcı olurum dermişim. Çünkü hesabın da... <laughs> <laughs> Olmaz. Civanım. <'ın>... İşte, <laughs> işte, o da gelecek. O da gelecek yakında. Çünkü Nihat Oda başın bana albüm kapağı sözü var. Sırf o yüzden şarkıcı olurum ben çok. Biliyorsun çok <laughs> hedeflerime böyle odaklanırım. İnsanların ee, insanların bu içeriği üretirken keyifle, aşkla, samimi yapması bir kere çok önemli. Yani merhabalar ben sosyal medya hesabı açtım ve bir restoran şefiyim ve şimdi sizle yemeklerimi paylaşıyorum. Profesyonel çekilen videolar, ışıklar, gırla paralar harcanıyor falan. Bununla alakası yok. Onun samimiyeti geçiyor. O enerjinin. Yani ben anlatıyorum size bunları alsın, kopyalansın, taklit edilsin önemli değil. Taklitler aslında yaşatır. Ben yemek yapmaya başladım. Sağlıklı yemekler. Piyasada kimse sağlıklı yemek yapmıyordu. Sonra herkes yapmaya başlayınca dedim ki herkes benden güzel yapmaya başladı. Çünkü herkesin ekipmanı var. Evinde benim evimde öyle bir yer yok, güzel böyle adam mutfaklar falan. Ben az kaldım onların yanında. Çünkü ben hobi olarak yaptığım bir şeydi. Çok profesyonel yapmıyordum. Oturup kalorilerini hesaplayanlar başladı falan. Ne diyorsun? Ya, hobileri de insanlar geliştirmeli. Yani bir insan bir hobisi olmak zorunda değil. Aa ben o yaptıklarımı yüzüme sürüyordum. Maskeler başladı. Baktım bütün bloggerlar falan maske yapıyor. Daha iyi şartlarda yapıyorlar. Sponsor alıyorlar. <laughs> köpek ayak sesleri duyuluyor mu? <gülüyor> <Duyuyorsun> <gülüyor> Luka geziyor. Ya, evet artık biliyorlar bizim de videoları. Annem de burada bu arada. Ve insanların o samimiyetle paylaşmaları gerekiyor. Sosyal medyada fenomen olmanın kuralı Bir, Yapılmamışı yapmak samimi yapmak ve bilgi paylaşmak gerekli. Bilgiyi saklamamak gerekli. Ve birisi benden kopyalar korkusu olmamalı. Benim yazılarım kopyalanmış dolaşıyor sosyal medyada. Hiçbir korkum yok. Bana diyorlar ki her yazın altına ya da işte ekran görüntüsünün altına Nilgün Bodur yazsana. Nilgün Bodur yazmayacağım. Çünkü o yazın ilgin budur yazdığında çok paylaşılmaz da bir yazı olarak paylaş. Ben yazdım biliyor muyum? Kaynak araştırıldığında ben çıkacak mıyım karşılarına? Tamam. Yani bilgiyi saklamaktan ve bilginin yayılmasından çekinmemek gerekiyor. Bunları takip edebilirler ama en önemlisi ben sosyal medya fenomeni olacağım diye işe başlamamaları gerekiyor. Bu çok önemli. Meslek, marka, kişi olarak da ben şuna inanıyorum. Bak Tugay, buralar böyle dutlukken iki cümle yazı paylaşan kişiler popüler oluyordu. Örneğin bir gün e, gün olur devran döner adam bulur belasını yazardı birisi. Tamam mı? Bu kadar basit bir cümle. Benim aklıma gelse anneme söylemem. Anne gün olur devran döner adamın da Allah cezasını verir. Böyle bir cümleyle yüz binlerce like'lar alınabiliyordu eskiden gerçekten. Ama şimdi o cümlelerin içinde felsefe aranıyor. Çünkü bak sosyal medya o kadar ilginç bir yer ki Cemal Süreya okumamış birçok kişi. Ben de antolojileri vardır hani okurum. Okumamış birçok kişi sadece sosyal medyadan takip ettikleriyle Cemal Süreya'nın tüm şiirlerini biliyor şu anda. Tükendi. Yani adamı da tüke. Mevlana Şems hayatında alıp Şems'in hayatını Mevlana'yı okumamış kişi, Mevlana ile Şems'in felsefesini biliyor. Bunlar iyi şeyler bu arada. Sosyal medya, zararlı tarafları da var. Onları da konuşuruz bir sonraki videoda. Ama sosyal medya aslında zararlı görünürken birçok kişinin genel kültürünü arttırdı. Hayvanları takip eden kişiler hayvanlar hakkında çok şey öğrendi. Güzel sözleri takip edenler edebiyat hakkında çok şey öğrendi. Fakat sorun şu onlar yapıldı. Tekrar popüler olmak istiyorsan yani sen de popüler olmak istiyorsan yapılmayanı yapacaksın. Örneğin benim yazılarımla ilgili çok eleştiri alıyorum ben. Benim yazılarım sadece neden bu kadar seviliyor? Çünkü içinde sadece güzel dizilmiş cümleler olursa böyle kafiyeyle ben onu paylaşmam bile. Sadece güzel. Çünkü onların bin tanesi çok güzel. İçinde bir felsefe ve tespit varsa paylaşırım. Bu da çok önemli. Örneğin söz paylaşarak bana çünkü çok fazla sosyal medya fenomeni olmak istiyorum diye geliyorlar ama çok fazla yazar olmak istiyorum diye de geliyorlar. Neyi farklı yapıyorsun? Kalemin farklı mı? Bu çok önemli. Mizahın farklı mı? Dilim farklı mı? Bunları ortaya çıkaracaksın. Ortaya çıkarmaktan ve bilgiyi paylaşmaktan da korkmayacaksın. Sonra da Allah yürü ya kulum derse, o derse yürü sen koşacaksın. Evet. <laughs> Böyle özetleyeyim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yine mi çok konuştuğum? Kaş... Kararında. Ha, kararında kaç dakika? 10 dakika? Bak 10 dakikada sen kesmek istiyorsun ya. Bak bu videonun altına yorumlar gelecek. Doyamıyoruz. Biraz evet. daha anlatın diyorlar. Ama şimdi bu tabii duygusal bir şey olmadığı için, biraz teknik olduğu için anlattıklarım Bu yeter gerçekten. Doyamıyorlarsa bir dahaki videoya geçler. Ya da eskileri seyresinler Tamam Tugaycığım. Bir Görüşmek sonraki videoda size. görüşürüz.